kadar birbirinden lezzetli yemek tarifleri almak için 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Yeni Nesil Yayıncılığın adresinde Yemek Bahane'yle yine sizlerleyiz. Biliyorsunuz ki her gün mutfaklarımızda birbirinden kıymetli şeflerimizi ağırlıyoruz ve bundan da inanılmaz mutluyuz. Sizler de severek takip ediyorsunuz, biliyoruz. Instagram hesabımızı tekrar söyleyelim sevgili seyirciler. Yemek Bahane TV 360 Instagram hesabımızdan bizleri takip edebilir. Kaçırdığınız yemeklerin hem malzemelerini hem de fotoğraflarını görebilirsiniz. Bugün yine çok kıymetli şeflerimiz bizlerle olacak. 45 dakika içerisinde muhteşem yemekler çıkaracaklar ortaya. Bizler de merakla bekliyoruz. Hiç vakit kaybetmeden ben şeflerimi buraya davet etmek istiyorum. Şef Sinem Çapraz ve Şef Levent Demir Çakmak geliyor efendim. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız Sinem Hanım? Çok teşekkürler. Sağ olun. Merhaba. Hoş geldiniz Levent Bey. Şeflerim bugün bizlerle birlikte. Nasılsınız? İyilik, güzellik. Sizler nasılsınız? İyiyiz efendim. Böyle iki kıymetli şefimizi ağırlamaktan da mutluluk duyuyoruz. İlk defa sizleri misafir ediyoruz. Evet. Evet. Nasıl buldunuz mutfaklarımızı? Güzel, renkli. Renkli hareketli. Değil mi? Evet. Enerji veriyor. Evet, evet, enerji veriyor. Acaba... Siz de öylesiniz. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Efendim, sizleri mutfaklarda tanıyacağız. Ancak hemen bir olaya girelim istiyorum ben. Üç malzememiz var. Domates, çilek ve toz şeker. Baktığınız zaman aklınıza ne geliyor? Ne yapalım biz bugün seyircilerimiz için? Sinem şefim. Şimdi çilek, domates ve şekerle evet. Ne yapabiliriz? Yanına birazdan alışveriş yapacağız, malzemeler alacağız ama ilk etapta ne aklımıza geliyor? Acaba ne yapsak? Vallahi çileği böyle bir tatlıda kullanayım gibi geldi bana. Güzel. Aslında domatesi de tatlıda kullanabilirim ama. Öyle mi? Evet. Domatesi. Domatesi de tatlıda kullanabilirim ama kullanmayayım bugün. Sonra domatesi evet. Oysam içine güzel bir çilek sosu yapsam. Adana'nın domates tatlısı değil mi? Aa, ilk defa duyuyorum. Domates vardır. Evet. Evet, evet. Çok da güzel, lezzetlidir. Evet. Bolca'da da meşhur domates reçeli vardır bu arada. Hı hı. O yüzden domates aslında tatlılarda da kullanılır. Ama biz bugün ben biraz sos yapıp bir cheesecake yapıp üstüne... bir sos yapabilirim çilekten. Güzel. Somonlu bir tarif yapıp, böyle kuskuslu somonlu bir tarif, domatesi de ona ekleyebilirim. Oo, gayet güzel. Güzel şefim. Levent şefim, siz ne yapmayı düşünürsünüz? Ben domatesi sos olarak kullanayım. Hı-hı. Bir domates sos yapayım. Onu da patlıcanımız vardır sanırım. Evet. Patlıcanımız varsa bir standart karnıyarık değil, onu közlenmiş şekilde yapayım. Üzerine domates sosla servis edeyim. Harika. Güzel. Bir de sütlü tatlı yapayım ben de. Çileği de onun dekorunda arasında kullanabilirim. O zaman şefim sizi markete gönderelim. Önce siz alışverişinizi yapın. Tabii ki. Size Sinem şefimiz de burada sizi bekleyelim. Evet, sağlıklı. Çantamı alıyorum. Evet, sepetimizi alalım. Sevgili seyirciler, hiçbir yere ayrılmayın. Çok güzel tarifler gelecek birazdan. 360 ekranlarında. Evet şefim. Evet. Nereden başlayalım anlatmaya? Çok tatlısınız. Öyle hanımefendileri ağırlamaktan mutluluk çok duyuyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Her şey seyircilerimiz için. Çok güzel evet. Tariflerimizi de onlarla birlikte paylaşıyoruz. Ve 45 dakikada neler yapılabildiğini de ekranlardan görmüş oluyorlar. Evet. Bence niyet etmekle ve gerçekten cesur olarak mutfağa girmekle başlıyor bu arada. Siz de çocukluktan beri mutfakçısınız değil mi? Beri, ne evet. Güzel. Güzel bir planla başlar yemek yapmak. İlk başta ne yapacağınıza karar vermeniz gerekir, evet. Ön hazırlık, yani mise en place dediğimiz şey çok çok önemlidir. Eğer sahne öncesini iyi hazırlarsanız sahnede kusursuz yemekler çıkartabilirsiniz. O yüzden biz de bugün 45 dakikada neler yapabilecekler onları göstereceğiz zaten. Evet. Levent şefim, aradığınız malzemeye ulaşamadınız mı? Yok, malzemeyi buldum da şekeri koymak için kap arıyorum, onu bulamadım. Dilerseniz malzemelerimizi alalım, şekeri. Evet, orada poşetimiz var ama görebildiniz mi? Tamam, o zaman Gizem birazdan bize getirir. Siz tamam. Eksiklerinizi tamamlayın, sizi burada tamam. Bekliyoruz. Levent şefim, nasıl buldunuz marketimizi? Çok şirin. Sevimli, küçük evet. Ama içi dolu dolu bir market. Evet, market. Gelen şeflerimiz özellikle böyle akıllarında bir şey yoksa sonradan bir şeye karar verip de hemen alternatif bir şeyler bulabiliyorlar. Evet, benim için sürpriz oldu bu format mesela. Öyle mi? Evet. Daha aslında hani o anda bulmak daha keyifli, daha yaratıcı. Evet. Bir de sanal marketimizden haberiniz var mı?
sürprizlerle dolu. O zaman birazdan olacak. Evet şefim, bitti mi alışverişiniz? Evet, benim alışverişim bitti. Tamam, sizi böyle alayım ben yanıma. Sinem şefimi markete gönderelim, sepetini verelim. Peki. Buyurun efendim. Levent şefim, siz ne kadar zamandır aşçılık yapıyorsunuz, şeflik yapıyorsunuz? Ben Türkiye'nin ilk aşçılık eğitimi veren kurumundan mezun oldum, Mengen Aşçısı'ndan. 2001 yılında oradan mezun oldum. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nde beslenme öğretmenliği okudum. Yıllardır sektörün içerisindeyiz ama profesyonel anlamda 8 yıl kadar bulundum. Şimdi de 2015 yılından beri İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin aşçılık programında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda sektörde ciddi bir yere sahip olan Mengen Aşçılık Okulu Mezunları Derneği, ASOMDER'in yönetim kurulu başkanlığını devam ettirmekteyim. Sosyal projelerimizde, etkinliklerimizle yer alıyoruz. Gayet hareketli, keyifli bir sektörel hayatımız var. Çok güzel. Başarılarınız daim olsun inşallah. Biz de bugün bu güzel tecrübelerinizden faydalanmak isteriz. Hep birlikte. Inşallah. Ben buraya da el attım. Her yerden alabilirsiniz. Nereden istiyorsunuz efendim? Marketin orada devamı orası. Soslar dikkatimi çekti çünkü. Hemen yanında kameraman arkadaşımız Bora da var. Onu da alabilirsiniz. Bugün ayrıca benim için Sinem şefimle birlikte yemek yapacak olmak çok mutluluk verdi. Aa, ne güzel. Vallahi, benim için de aynı şey geçerli. Teşekkürler. Süper. Sürekli ortamlarda birlikte bulunuyorduk ama İlk defa böyle yüzle tanışıyoruz, sohbet etme imkanımız oluyor. Bu konuda da bugün kendimi şanslı hissediyorum. Ay ne güzel. Gelin bitti mi efendim alışverişimiz? Ya böyle evet, siz de böyle alalım. Böyle bir şeyler oluştu kafamda. Süpersiniz. Evet. O zaman efendim hiç vakit kaybetmeyelim. Biz mutfaklarımıza geçelim ve yemek bahane başlasın. Efendim şeflerimiz mutfaklarda yerlerini aldılar. Mavi mutfakta Levent şefim, Bordo mutfakta Sinem şefim var. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeyelim, hemen Sanal Market'e gidelim. Bakalım Sanal Market hoş geldin demek için şeflerimize nasıl bir ürün gönderecek. Hadi bekliyoruz. Evet, bakalım ne gelecek. Helva. Ne düşünüyorsunuz? Güzel, çok güzel. Hemen şu an düşünmeye başladım. Evet. Yani nerede kullanabiliriz Levent şefim? Sütlü tatlı yapmayı düşünmüştüm zaten. Onunla birlikte ben servis yapabilirim. Aa, güzel. Sinem şefim. Helvanın üzerine sütlü tatlı mı? Süper. Değişik bir yorum olur. Evet. Belki bundan sonra hep öyle yaparsınız. Çünkü böyle oluyor. Şeflerimiz bu şekilde deneyince güzel olmuş. Biz bunu menümüze neden ekleyelim diyorlar. Sinem şefim. Ben aslında şimdi çilekle birleştirmeyi düşündüm helvayı. Aa, güzel. Fırın helva yapıp limonla biraz suyla açıp içine çilek takatıp ikinci bir tatlı seçeneğimiz olabilir. Aa, süpersiniz. O zaman çilekli fırın helva. Hiç vakit kaybetmeyelim. 45 dakikamızı başlatıyorum. Evet. Başlıyoruz. Ben önce Sinem şefime gideyim. Evet. Bakalım buyurun. Bizler için bugün neler yapacak? Bal kabaklı cheesecake yapacağım. Yine böyle mevsimsel bir ürün kullanmak istedim. Çünkü bal kabağı bu kadar bolken. Evet. O yüzden güzel bir bal kabaklı cheesecake tarifi vereceğim ama çok fazla ağır olmayan, hani hafif bir cheesecake. Hani böyle peynir tadını çok sevmeyenler için birazcık yoğurtla kıracağım onu. Güzel, nefis bir cheesecake tarifi gelecek. Ancak 3 aşamadan olacak bu. İlk başta bal kabaklarımı böyle bir bal kabağı tatlısı gibi diyeyim. Haşlayacağım ve ondan bir püre yapacağım. Evet. O yüzden bal kabaklarımı ilk önce ocağa alayım. Bal kabağına şeker ekliyorum, su ekliyorum ve ocağa alıp kaynatıyorum. Adeta böyle bir bal kabağı tatlısı yapar gibi. Oh ne güzel. Ki mutfaklarımızın vazgeçilmezi bal kabağı tatlısı. Evet. Kuskuslu somon fırınımız var. Evet. Evet. Kuskuslu somon fırın yapacağım. Onu da böyle zencefil ve soya sosuyla biraz uzak doğu tarzı yapacağım. Ama bence hani böyle somonu yerken biraz da bir karbonhidrat veya altında bir salataya ihtiyacımız varsa kuskusla birleştirdiğinizde çok güzel bugün böyle lezzet noktaları yapacağız. Ay süper. Evet, sevgili seyirciler hiçbir yere ayrılmayın. Belki de ilk defa göreceksiniz bu tarifleri. Ve şeflerimiz özel reçetelerini de bizlerle paylaşıyorlar, değil mi? Evet. Böyle benim de çok sevdiğim, hani somon tadından eğer biraz böyle çok yalın halinde hoşlanmıyorsa seyircilerimiz, bugün böyle dediğim gibi zencefille, sarımsakla biraz kıracağız, kuskusla birleştireceğiz, içine fesleğenler, kapalıları ekleyeceğiz. Güzel bir somon tarifi geliyor. Çok bence güzel. Tam bir ana yemek, kaçırmasınlar. Levent şefim, sizin menünüz neydi? Bir daha hatırlayalım mı? Patlıcan dan ben ana yemek yapacağım. Karnıyarı, klasik karnıyarımızı bu sefer közlenmiş şekilde sunmayı közlenmiş karnıyarı. Sonrasında
klasik süt tatlılarımızı fesleğende bir şekilde çilek, fesleğen ve helva ile birlikte servis yapacağım. Harika, süpersiniz. Sinem Şef'imle konuşurken ben bayağı bir yol aldım aslında. Öyle mi? Neler yaptınız? Patlıcanlarımı közlemeye aldım. Şimdi ben fırına vereceğim. Fakat öncesinde bir is tadını vermek istiyorum. Fırına vermeden önce bir iki dakika her tarafını çevireceğim patlıcanlarımın atışlarında. Evet. Ve domates sosunu da yapacağım. Biraz domateslerin pişmesi için vakte ihtiyacım var. Öncelikle de onları şu anda doğruyorum ve soyacağım. Soyuyorum ve doğrayacağım. Bu arada sana marketten helvamız geldi. Gizemciğim getirdi bize. Teşekkür ediyoruz. Harika. Çok severim. Şimdi bunu böyle Ramazan'da olsak, böyle sıcacık pidenin arasına koysak, yesek değil mi? Çok güzel bir tariftir helva bu arada. Yani içindeki tahin antioksidandır ve çok da faydalıdır. Hı hı. O yüzden güzel bir şey geldi bize. Seçim ürün oldu. Geldi sana evet. Marketten. Özellikle de doğal bir bizim mutfağımızın olan bir ürün olması çok güzel. Şimdi bal kabaklarına geçelim mi tekrar? Tabii ki. Şefim sizin balık tarifinize de tam uyuyor helva. Evet. Vücutta da kimyası olarak lezzetini öne çıkartıyor değil balık mi? Ve helva. Evet. Evet. Şimdi son zamanlarca organik beslenme çok popüler değil mi? Tarladan mutfağa, sofralarımıza. Evet. Her şeyi vaktinde yeme bu arada. En önemlilerinden Sinem Şef'im de buna çok önem veriyor ve bize bugün bal kabaklı cheesecake yapıyor. Evet, kesinlikle artık böyle hani bütün şeflerin hayali tarlada görmek ve oradan toplayıp onu tekrar masaya sunmak. Gerçekten topladığınızda yani bir taze fasulyeyi yarım saatte topladığınızda ziyan da edemiyorsunuz. Evet. Yani gerçekten geri dönüşümü de çok size faydalı. O yüzden ben yaratıcılığımın arttığı yeri tarlada başladığını düşünüyorum. Süpersiniz. Sezonda kullanmak çok güzel. O yüzden bugün bal kabaklı bir cheesecake aklıma geldi ve güzel oldu. Sezon ürünlerinde daha o mevsime göre bizim de vücudumuz aslında uyumlu hale geliyor. O yüzden ona dikkat edelim, takip edelim. Hı hı. Özümüze sahip çıkalım diyorum. Tarladan başlasın hikaye. Şimdi 3 aşama dedim cheesecake'ime. Bal kabakları burada şeker ve suyla haşlanmaya başlayacaklar. Yumuşayacaklar ve püre olacaklar. Ben çok az böyle bir çubuk tarçın kattım. Evet. Ama eğer seyircilerimiz birazcık daha aroma yapalım. Ama son da katabilirler, karanfil de katabilirler. O cheesecake'in altından böyle ufak ufak gelecek ama burada o baharatları çok kaçırmamak gerekiyor. Çünkü evet. İstediğim şey bal kabağının böyle o baskın tadının gelmesi. Ay, ben baharatlarla çok öldürmemek. Evet. Ben bir Levent Şef'ime bakayım. Tamam. Siz bal kabaklı cheesecake'inizi yapmaya başladığınızda şefim ben tekrar yanınızda olacağım. Sinem şefime sonuna kadar katılıyorum. Tarladan dedi. Yerel ürünlere özellikle önem veriyoruz. Yerel ürünlerle alakalı yapalım. Kesinlikle menülerimizde kullanmayı sürekli tercih ediyoruz. Şimdi ben bir taraftan patlıcanlarımı közlüyorum. Evet. Ve közlenmiş karnıyarık yapıyor Levent şefim. Diğer taraftan domates sosumu yapacağım. Biraz lezzetlendirmek için soğan ve sarımsak öncesinde kavuracağım. Zeytinyağı ile birlikte. Daha sonra domateslerimi doğradıktan sonra domates parçalarımın pişmesini bekleyeceğim. Evet. İlk defa közlenmiş karnıyarık yiyeceğim ben de. Evet, benim bu Famous'tan var arkadaşım. Onun özel tarifi zaten. Öyle mi? Bugün evet sizde. Malzemelerimiz şu anda ekranda. Dilerseniz siz de tekrar edin şefim. Tabii ki kemer patlıcanımız var. Bunu önce ocak üzerinde bir 2 dakika kadar falan közlüyorum. Daha sonra 200 derecede 15 dakika kadar pişmesi için fırına atacağım. Onunla birlikte üzerine ben bugün bonfile tercih ettim. Bonfileden etimi yapacağım. Etimi lezzetlendirmek için sarımsağımı ve soğanımı kullanacağım. Yine aynı zamanda sivri biber kullanacağım. Patlıcanlarımı közledikten sonra atacağım fırına. Sonrasında tereyağında üst tarafını lezzetlendireceğim ve malzememi yatağına koyacağım. Domates sosla birlikte servis yapacağım. Çok güzel. Fesleğenli muhallebi de klasik muhallebimizi yapıyoruz. Aslında sütlacın baktığın zaman pirinçsiz olanını biz yapıyoruz burada. Normalde 35 gram nişasta verirken bugün pirinç olmadığı için bağlaması açısından 50 gram nişasta vereceğim. Ve onu da fesleğenle lezzetlendirip yine limon rendesi de olacak aynı şekilde. 1 litre süte klasik olarak 200 gram şeker kullanılıyor fakat ben biraz daha düşük tercih ediyorum. 190 gram şeker kullanacağım. 190 gram neye tekamül eder şef? Evde mesela tartısı olmayanlar. Ya bir su bardağının biraz az olarak düşünebilirler. Parmak az denir ya aslında bir su bardağından değil mi? Öyle bir şey herhalde. Evet. Bir su bardağından böyle bir parmak boşluk bırakır. Bir parmak boşluk bırakabilir. Bir su bardağı 200 grama tekabül eder. Onu biraz daha aşağısına
çekebiliriz. Yani ben kişisel olarak biraz daha az şekerli tercih ediyorum. Evet, ben de. Evet. Değil mi? Ve tatlılarımız biliyorsunuz bizim Türk mutfağının klasik vazgeçilmez tatlılarından. Hatta dört dönemde biz ele alıyoruz. Orta Asya, Anadolu Selçuklular, Osmanlı saray mutfağı ve Cumhuriyet dönemi mutfağı olarak özellikle Anadolu Selçuklular da mutfağımıza girmiş, yüzyıllardır mutfağımızda olan yiyecek olarak karşımıza çıkıyor tatlılar. Evet, ay közlenmiş patlıcan nasıl güzel koktu. Mis gibi kokusu gelmeye başladı. Süper. Süsleme açısından da yine bir adet sivri biberim ve küçük domateslerimi. Şimdi bunları fırına gönderiyoruz. Fırına biraz vereceğim. Da fırında. Evet, 15 dakika kadar fırında pişecekler. Güzel. Sevgili seyirciler, közlenmiş karnıyarı daha önce yediniz mi, tattınız mı bilmiyoruz ama bence hiç kaçırmayın. Çok güzel bir yemek olabilir sizler için akşam. Değil mi şefim? Kesinlikle çok farklı ve közün tadı bir ayrı oluyor. Patlıcanla evet, birleşince çok farklı. Evet, şu an nasıl güzel kokuyor biliyor musunuz burayı? Şu an çok burayı. Güzel kokuyor. Mutfağımızda sıkça kullandığımız aslında bir ürün patlıcan. Bunu biraz daha farklı şekilde bugün sunumunu yapacağız. Abi sağlıklı hale de getirmişsiniz şefim. Yani kızartmaya alternatif köz hem de lezzet olarak da çok daha tabii, güzel. Tabii kesinlikle. Hani yağı tüketmek istemeyen olabilir. Evet. Yağlı bir yiyecek yağ tüketmek bir istemeyen olabilir. Yağ bir süre sonra içine hapsediyor çünkü patlıcanlar. Tabii ki daha lezzetli olabiliyor bazen yağda kızartma ama tabii ki besin açısından ya da işte beslenme açısından düşündüğümüzde biraz da diğer pişirme tekniklerine göre zararlı olabiliyor vücudumuz açısından. Evet. Ama bugün közlenmiş bir şekliyle daha farklı, daha lezzetli olacak inşallah. Evet, olacak. Ben fırına bir bakayım şefim. Çalışıyor değil mi? Sanki ışığı yanmıyor gibi geldi bana. Çalışıyor. Yok, hayır, çalışıyor. Çalışıyor. Evet. Tamam. Sinem şefim, siz neler yapıyorsunuz şu anda? Şimdi ben tabanını hazırlıyorum cheesecake'imin. Burada bal kabaklarım hareketlendiler. Cheesecake'imin tabanına bisküvi ve tereyağı ve ceviz kullanacağım. Hı hı. Burada istediğim şey özellikle burada bir püf noktası olarak vereyim. Tereyağını çok fazla yakmasınlar. Yani tereyağının kahverengi olmasını istemiyorum burada. Sadece erimesini istiyorum. Hatta böyle erirken bir kaşık kadar kalır. Altını kapatabilirler. Çünkü zaten pişecek bir cheesecake. Bir de fırına girdikten sonra ekstra ikinci bir ısıya maruz kalsın istemiyorum tereyağı. O yanık tereyağı kokusu gelsin istemiyorum. Burada bisküvilerim var elimle. Zaten böyle kepekli bir bisküvi olduğu için çok kolay dağılıyor. Ceviz ekleyeceğim. Çekilmiş cevizim var burada. Çok güzel bir lezzet katacak. Bal kabağı ile hani böyle bal kabağı tatlısının üzerine de ceviz koyarız ya. Ay çok güzel bence olur. Bence onu güzel tamamlayacak burada. Evet. Cevizi de koyacağız. Güzelce karıştıracağım ve sonra burada bir cheesecake kalıbım var. Kelepçeli. Altına yağlı kağıt serdiğim. İlk başta tabanını hazırlıyorum. Dediğim gibi 3 aşama bal kabağı püresi için bal kabakları kaynıyor. Altına bisküvili bir alt yapıyorum. Ve sonrasında da o krema olan peynirli kısmını yapacağım. Şimdi tabanını böyle karıştırıp hatta şu an elimle giriyorum. Hep böyle bir tartışma vardır ya eldivenli eldivensiz. Bence gerçekten eldivensiz şefim. Elinizin hijyenini tam sağladıktan sonra kesinlikle evet. Eldivensiz olduğuna katılıyorum ben de. Ben eldivenli çok sevmiyorum. Yani pişmiş üründe belki. Saysa, değil mi? Pişmiş ürünü belki, evet. Son anda servis yapacaksak ben de aynı görüşteyim sizinle. Pişmiş ürünü servis yapacaksak eldiven evet takarız ama hazırlık aşamasında ben de elimizin hijyenini tamamıyla sağladıktan sonra eldivensiz çalışmayı tercih çünkü ediyorum. Çünkü eldiven plastik naylon evet. Bir formda ve sürekli yemeğin içinde temas ettiğinde ben onu çok sağlıklı bulmuyorum. Elleriniz yeterince temizse zaten sizler mutfakta olduğunuz için şeflerimiz sürekli el evet, hijyenini sağlıyorsunuz. Mutfaklar, profesyonel mutfakta olduğunuz için. O yüzden eldivenle çalışmanın gereğin olmadığını düşünüyorum ben. Evet. Ben enerji işine de inanıyorum burada. Değil yeni mi? Bir bağlantısı varsa bizimle mutlaka temas etmeliyiz diye düşünüyorum. Ne güzel. Şimdi böyle bir kum halinde burada önemli olan istediğim şey tabanına tam olarak yapıştırmak. Zaten pişecek bir cheesecake bu. Hı hı. Şöyle döküyorum. Şu anda Sinem şefim bal kabakla cheesecake'in tabanını oluşturuyor. Evet. Çok da güzel bir renk görüyorum ben şu an burada. Ben de bir taraftan domates sosu görüyoruz. Yapmak güzelce için. Bastıracağım. Hı hı. Biraz bastırmamız önemli bu konuda değil mi? Evet. Sıklaşması için. Adeta güzel bir deniz kumu gibi gerçekten evet. Evet çok doğru. Sıklaşması güzel lazım. Güzel benzetme. Buradan o şekilde görüyorum ben şu an. Sevdim bu benzetmeyi. Evet.
Levent şefim, siz şu anda sosu hazırlıyorsunuz. Domates sosumu hazırlayacağım. Evet. Karnıyarığı servis yapacağım. Sosu lezzetlendirmek için biraz soğan ve sarımsak attım. Onlar kavrulduktan sonra domateslerimi, ince ince doğramış olduğum domateslerimi kullanacağım. Ve domateslerim pişene kadar altını açık tutacağım orada. Evet, ben yakından görmek istiyorum o deniz kumunu. Cheesecake'imizin tabanını. Aslında çocuklukla ne güzel bağladınız burada. Değil mi? Değil mi? Böyle sahil kenarında o kumlara verdiğimiz şekil gibi biraz su katıp da içine. Şöyle elinizle, zaten böyle içinde tereyağı olduğu için hani böyle çok fazla yapışmıyor. Kolay bir form alan bir hamur diyelim biz buna. Bu şekilde yaptığınızda. Sinem şefim, siz çocukluktan beri mutfaktasınız değil mi? Evet, benim dedem de şefti. Öyle aileden mi? De geliyor. Çerkez bir aileden de geliyorum. Bizde sofralar çok önemliydi. Herkesin ne hayali vardı çocukken, sorulurken ben gerçekten aşçı olmak derdim, yemek yapmak derdim. Herkesin böyle defterleri vardı, sanatçıların oldu. Benim tariflerim oldu, bir defterim Ay, vardı. Ay ne güzel, saklıyor musunuz? Ya çok güzel bir anı. Böyle mesela kurabiye tarifi kesmişim, oraya yapıştırmışım ve koymuşum iki renkli falan. Ya süpersiniz. Güzel bir, evet. Instagram'da TBT olarak paylaşırsınız. Ben de küçükken ayna karşısında böyle kendi kendime konuşurdum. Hep ekranda olmak istemiştim. Oldu. Allah nasip etti. Ne güzel. Evet. İste olsun demişler. Evet ben hatta spiker hocalarıma sormuştum. Hocam ben ayna karşısında kendi kendime konuşuyordum çocukken de, hala devam ediyorum. Bu normal bir şey mi diye. Hayır, bence en normali bu dedi. Olması gereken bir şey bu zaten dedi. Bu şekilde çocukluktan gelen bir istek. Sürekli ve evet, zil çaldı. Süre mi bitti yoksa? Hayır. Hayır, daha yeni markete gidiyoruz. Daha yeni başlıyoruz. Evet. Bakalım sanal marketten son olan ikinci ürünümüzü de rica edelim. Bakalım ne geliyor? Bir ürün daha geliyor. Evet. Bu son şefim, başka gelmedi. Salatalık. Güzel. Çok bozmaz size herhalde değil mi şefim? Salatalık. Ne dersiniz? Levent şefim şu an protesto ediyor, konuşmuyor. Şu an ben sıcak yemeğimi ve tatlıma salatayı nasıl kullanabilirim diye düşünüyorum. Tabii farklı bir salata çıkarabiliriz orada. Evet, salatalık geliyor şimdi sanal marketimizden. Evet. Sinem şefim, siz nerede değerlendireceksiniz? Ben muhtemelen somonla değerlendireceğim. Domates de vardı zaten. Domates ve salatalığı karıştırıp aslında böyle bir de portakal bulsaydım, bir portakal vinaigrette sos yapardım ama. Portakal hani, mı? Evet. Gelsin mi bir tane de portakal size? Gelsin. Hadi bir tane de portakal, evet, gelsin. Ondan da bir portakal vinaigrette. Levent şefim, siz bir şey ister misiniz? Ekstra şimdi haksızlık olmasın. Birazdan karar vereyim ben. Tamam, olur. Olur şefim. Bir tane de portakal geliyor. Şey yapmış olduk aslında, biz de somonu şu anda kuskusla birleştirmişken yanına da aslında portakal vinaigret soslu bir salata yapmış olacağız. Çoban salata gibi. Domatesle salatalığı doğru öyle birleştirebiliriz. Çok güzel. Bu arada sosun beyaz. 15 dakikayı geride bırakmışız. Yarım saatimiz kalmış. Bence yeterli. Harika. Değil mi? Yeterli. Evet. Teşekkür ederiz Gizemciğim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Portakalınız da geldi. Bonus. Teşekkür ederim. Bonus. Ben bir tabak alabilir miyim acaba? Evet. Yani şunları çekeceğim. Ne kadar daha kaynayacak şefim? Yumuşayana kadar değil mi? Biraz da soğuması gerekiyor. Hatta soğutacağız çünkü katlama yöntemiyle ekleyeceğim. Eğer sıcak olursa o kabarıklığını elde edememiş iskekin. O yüzden birazcık böyle ılınmasını bekleyeceğim. Tabii seyircilerimiz daha önceden yapabilirler. Dolapta bal kabağı pürelerini bekletebilirler. Hatta difrizde bile saklayabilirler. Aa, ne güzel. Yapıp saklayıp tabii sonra çıkarabiliriz. Zaman çıkarabilirler. Aynen öyle. Şimdi biraz yumuşamalarını istiyorum. Daha sonra püre haline getireceğim. Ve peynirli karışımımı ekleyeceğim. Dilerlerse bir seçenek tabii ki. Ben böyle hep seviyorum seçenekleri vermeyi seyirciye. Ben bugün püre yapıp koyacağım içine. Ve çok da lezzetli olacak. Ama derlerse ki böyle aradan sürpriz bir tat olarak gelsin, doğrayabilirler de minik minik. Olabilir. O da bir alternatif. Biz bugün püre yapacağız ama. Çok güzel. Şefim, böyle artık çok popüler oldu ya. Bu imza tabaklar, imza yemekler. Değil mi? Sizin de var mı böyle bir imza yemeğiniz? Benim bir imza yemeğim...
Tabii ben canlı yayındaydım bir yıl. Orada çok fazla reçete çıktı. Hı hı. Ama imza yemek derseniz ki kuzu incik yapmayı çok seviyorum. Aa, ne kuzu güzel. Kuzu inciği baharatlarla yapmayı. Ben zaten hep bunu söylüyorum. Eminim şefim de bana katılır. Yani kökümüz aslında Türk mutfağı olmalı ama tabii ki sadece geleneksel de ilerleyemeyiz. Hı hı. Biz kendi tekniklerimizi ve gördüklerimizi, dünyada tattıklarımızı onlara eklemeliyiz. Hı hı. O yüzden güzel baharatlarla bir fırında 3 saat pişmiş bir kuzu inciğin yanında elbette ki siyez bulguruyla yapılmış bir iç pilav benim için çok güzel, güzel bir tariftir. Bu arada harika. Süremiz ilerliyor şefim. Ben sizi çok oyalamış olmayayım. Tamam. Şimdi ben hemen ortadaki kremasına geçeceğim. Tabii ki bal kabaklarımın birazcık hani püre haline geldikten sonra soğumasını bekleyeceğim için ilk başta ortasını yapayım. Daha sonra onları soğutmaya başlarken orada bekleteceğim birazcık, hı-hı, ve somonumun ön hazırlığına başlayacağım. Tamam. Siz somonun, tamam, ön hazırlığına başlarken ben tekrardan mutfağınıza konuk olurum. Bugün konuk benim. Çünkü burası şeflerin mutfağı efendim. Ben burada kontrolü sağlamaya çalışıyorum. Bu kadar. Benim başka görevim yok. Açılış yapıyorum, kapanış yapıyorum. Orada bitiyor. Şimdi su kaynamaya başladı. Sonra burada. Yiyor musunuz sonra? Sonra kameralar kapandıktan sonra. Evet. Tadım yapıyoruz. Bir taraftan, evet, sütüm kaynamaya başladı. Diğer taraftan domates sosum pişiyor. Lezzet versin diye sütüme ben sonrasında geri almak kaydıyla fesleğenlerimi saplarından atıyorum. Adı buradan mı geliyor? Fesleğenle muhallebi diye, hı hı, evet zaten. Bu da kendimize özel yapmış olduğumuz bir tarif aslında. Hı hı. Şekerimi de şu anda kaynamaya başladı sütüm. İçerisine ekliyorum. Bir yandan da karıştırıyoruz. Neden? Şekerim eridikten sonra, şekerimi eritmeye çalışıyorum daha hızlı erisin diye. Evet. Şekerimi eridikten sonra bağlayıcısını yapacağım. Şimdi burada yumurtamı alıyorum. Nişastamın içine kıracağım. Evet, Levent şefim şu anda fesleğenli muhallebinin tarifini sizlerle paylaşıyor efendim. Mutlaka bir yere not almanızda fayda var. Yumurta sarımı bıraktım. Çok az suyla birlikte açacağım nişastayı. İçeride, aha, topaklaşma yapmasın diye. Evet. Diğer yandan da ocakta şu anda görüyorsunuz. Patlıcanın, evet, da sosu hazırlanıyor. Elimde güzelce nişastayı açıyorum. Hı hı. Diğer türlü yoksa istemediğimiz şekilde muhallebimiz içinde topak topak olur nişasta. Bunun püf noktası aslında burası herhalde değil mi şefim? Tabii tatlı da kesinlikle. Bir bağlayıcı yapacaksak zaten bu un da olabilir, hı hı, nişasta da olabilir. Açmamız gerekiyor. Evet. Fırında unutmayalım patlıcanları da. Ve bu aynı zamanda, evet, daha 15 dakikamız olmadı. Evet. Kaynarken bırakacağım bağlayıcımı. Hı hı. Çünkü nişasta granülleri ısı arttıkça orada sıvıyı hapsediyor kendisine ve aslında bağlama da burada gerçekleşiyor. Süper. Dolayısıyla ben kaynamasını bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra bağlayıcımı, yani nişastamı, hı hı, sütümün içerisine bırakacağım. Açtım ben bunu güzelce şu anda. Sütümün kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra ilave edeceksiniz bağlayıcımızı. Evet, Levent şefim bize bugün közlenmiş karnıyarık ve fesleğenli muhallebi yapıyor. Biraz su ilavesi yaptım. Hı hı. Domateslerimizin tam anlamıyla pişmesini istiyorum. Evet. Suyla birlikte pişecek. Suyun çekince zaten istediğim kıvamı elde edeceğim. Ve tuzunu da önden attım ben. Yani domateslerin ölmesi için biraz daha bize yardımcı olsun. Peki sosumuzda neler vardı şefim? Hangi malzemeler vardı? Yani şu anda 3 domatese küçük boy yarımını attım. Soğan ince kıyılmış. Yine küçük boy bir diş sarımsağı attım ve 3 tane domatesimi soydum, doğradım, bıraktım. Zeytinyağında soğan ve sarımsağımı birazcık kavurdum. Sonrasında üzerine domateslerimi ilave ettim. Şu anda pişmeye başladı. Ay, çok da güzel kokuyor. Pişmiş sarımsak kokusunu çok severim. Evet şefim. Şimdi bekliyoruz o zaman kaynamasını. Şimdi ben, evet, sütümün kaynamasını bekliyorum. Biraz daha altını açabilirim. Evet. Sonra çilekler nerede kullanılacak? Çileği servisinde kullanacağım ben. Evet. Birazdan etimi de doğrayacağım. Tabii ona daha vaktim var. Hı hı. Domates sosumu olduktan sonra kenara çekeceğim. Şu tatlım olduktan sonra kabına servis yapacağım. Biraz donmasını bekleyeceğim. Hı hı. Ortasına çileğimi, biraz esmer şeker ve portakal suyuyla lezzetlendireceğim. Hatta onun kaynamasını beklerken şu anda çileklerimizi de esmer, evet, şekerime doğrayabilirim. Şu tarafta çalışayım. Bu arada kaç dakikamız kaldı yönetmenim? 23 dakikamız var. Güzel. Daha var. Güzel bir süre.
Evet, şu anda. Çileklerimi lezzetlendireceğim. Esmer şeker ve portakal suyu ile birlikte. Hı hı. Bir adet portakalım orada. Onu da suyunu sıkacağım birazdan. Hı, sizin portakalınız var mı zaten? Ya. Sinem şefime bugün bonus olarak portakal evet, bonus verdi. Olarak geldi bugün bana. Evet. Sinem şefim de bu arada bir televizyon programında değil mi? Kendiniz evet. Yemek yapıyorsunuz. Sinem şefimin hayranıyız. Evet ben de sizi seyrediyorum efendim. Ay ne güzel evet. Çok teşekkür ederim. Sakin sakin böyle yemek yapıyorsunuz gayet anlaşılır bir dille. Çok da keyifli gidiyor. Sakinlik aslında önemli ve yani onu farkında olmadan yaptığım bir şey ama çok da keyif alıyorum. Sakin yapmaktan herhalde çok fazla kendime kaptırıyorum diye düşünüyorum. Böyle kendi mutfağınızda gibi değil mi? Unutuyorsunuz her evet. Şeyi. Evet. İzleyicilerle paylaşıyorsunuz. Genellikle ne tarz yemekler yaparsınız ekranda? Aslında ekranda tabii neyi ki neyi vurgulamak beş... istersiniz ekranda? Ekranda olunca sağlıklı ürünler de yapıyorum. Hı hı. Bazı günler şekersiz, unsuz tarifler. Bir gün Türk mutfağına ayırıyorum. İki günde dünya mutfağına. Ama dediğim gibi hep köküm Türk mutfağı. Oradan besleniyorum. Hani bir gövde neresi derseniz Türk mutfağından besleniyorum. Ama tabii ki öğrendiğimiz okulda teknikleri ve gördüğümüz yemekleri birleştirebiliyoruz onlarla. O yüzden hani böyle belirgin bir şey derseniz kendi toprağımızdan çıkan ürünleri yeniden şekillendirmeyi seviyorum. Mesela şefimin yaptığı gibi şu an közlenmiş patlıcanla kara kılçıklı bir buğdaydan pilav yapmayı seviyorum veya Siyez'den bir risotto yapmayı seviyorum. Hı-hı. Ona birazcık mantar katıp, biraz ıspanak katıp. Aslında kendim de öyle beslendiğim için oradan çok güzel tarifler geliyor. Genelde herhalde biraz daha böyle gelenekseli, sağlıklı hale getirmeye çalışıyorum. Evet. Çok zengin bir mutfağımız var bu konuda. Kesinlikle. O yüzden değil mi şefim? Rahmetli Aydın Yılmaz şefimizin 230 tane falan patlıcan tarifi vardı. Değil bir mi? Kitapta. Herhalde. Hakikaten bizim ürünümüz yani. Evet bu arada 21 dakikamız var. Yetişir mi şeflerimiz? Yetişir. Ben balkabağımın soğumasını bekliyorum sadece. Hı hı. Kremasını yaptım. Ne yaptım orada? Evet kremayı peynir, anlatalım. Labne peyniri ve yoğurdu. Birazcık nişastayla, bir kaşık nişastayla ve şekerle çırptım. Daha sonra tek tek yumurtaları ekledim içine. Burada önemli püf noktası tek tek eklemek. Şimdi bal kabuklarım biraz soğusunlar. Hatta onları biraz dolaba atacağım. Hı-hı. Daha sonra püre haline getirip içine koyacağım ve bu hazırladığım tabağın üstüne dökeceğim. 160 derecede 40 dakika pişireceğiz. Süper. Evet. Patlıcanlarım da pişti benim. Evet şefim. Aman 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 aman. Ben böyle panik oluyorum hemen bir şey böyle köpürmeye başlayınca taşıyacak diye. Taşabilirdi evet. Ben birazcık altını kısmış oldum. İsterseniz tamam, yok, biraz daha açayım mı? Durabilir. Tamam. Şekerim evet, eridi. Şu anda içerisine attığım fesleğen saplarını çıkaracağım. Fesleğenli muhallebi. Çok güzel bir aroma katıyor kesinlikle o zaman. Kesinlikle ve çok böyle fresh bir lezzet. Süper. Ve hafif de aynı zamanda. Evet. Bir limon rendeleyeceğim. Limon. Rendem yok. Efendim limon şurada rendeler. Olacak. Ha evet orada. Burada. Evet Sinem şefim siz ne yapıyorsunuz bu arada? Neler yapıyorum? Ben şimdi bal kabaklarımı soyana kadar tamam. Bu somonumu sol sosu sarımsakla zencefille sadece bir marine edeceğim. Hı hı. Seyircilerimiz böyle bir saat veya iki saat önceden bekletebilirler bu sosun içinde. Şimdi ne yaptım burada? Zencefil rendeledim. Biraz böyle uzak doğu tadı istiyorum bu yemekte. Zencefil rendeledim. Sarımsak rendeliyorum çok az. Soya sosu ekleyeceğim. Tuz, karabiber. Ve daha sonra bu sosla birlikte somonu fırında pişireceğiz. Ay ne güzel. Evet, değişik çok yakışacak birbirine. Somonlu çok menü hazırladık ama öylesini ilk defa göreceğiz. Bence denemekte fayda var yeni tatları. Somon fırın. Evet. Daha sonra kuskusu haşlayacağız. Fesleğenle ve kapari ile birleştireceğiz. Hı hı. Güzel bir lezzet ortaya çıkmış olacak. Yanına da salata ve domatesle portakal vinaigret sosla bir salata yapacağız. Oo, böyle şiir gibi konuşuyorsunuz. Ben böyle yavaş yavaş gidiyorum. Böyle yavaş yavaş, yavaş, yavaş gidiyorum. Beni uyandırın olur mu? Yemek zamanı zile basacağız. Evet. Süre bitince zile basın. Sofrada buluşalım değil hep mi? Birlikte. Şimdi soya sosunu çok güzel da ekliyorum. Çünkü evet. Biraz da böyle zeytinyağı eklemek istiyorum ben. Hı hı.
Zencefil de ne güzel kokuyor. Değil mi? Bu marineyi ete de uygulayabilirler. Hı hı. Ette de çok lezzetli olacaktır. Soya sosu. İsterlerse içine biraz zencefil yerine zerdeçal da katabilirler. Şimdi ben şöyle sosun içine derisiyle kullanacağım somonu. Ki birazcık daha o derisindeki yağ da su da karışsın istiyorum. Şöyle biraz beklesin. Tamam. Çünkü cheesecake'imizi fırına atacağız. Hemen balığımızı da atacağız. Çok fazla pişirmeyeceğim. Evet. Somonu zaten çok fazla pişirmeyi gerektirmiyor değil mi şefim? Bu şekilde dolapta 2 saat bekletebilirler streçleyip de. Daha da böyle içine daha işler. Da içine ama bizim süremiz olmadığı için çok kısa sürede sizleri bunlarla... Evet, biz nasıl yapılması gerektiğini söyleyelim ama değil mi? Evet. İpuçları verelim. Evet, ipuçları verelim. Şimdi kuskusumu da haşlayacağım. Onu böyle tereyağıyla birazcık lezzetlendirip daha sonra da içine fesleğen ve kapanı ekleyeceğim ki altta güzel bir sos olacak. Sonra fırından çıkınca da somonun üstüne ekleyeceğim. Oo. Şimdi ben bal kabağı püremi yapayım. Tamam. Ve en son artık finale doğru gitsin. Tamam şefim. Cheesecake'imiz de fırına girsin. Ay merakla bekliyorum. Şöyle turuncu bir cheesecake olacak galiba, evet, değil mi? Evet, turuncu bir cheesecake olacak. Turuncu, sevimli, tatlı bir cheesecake bizlerle buluşacak efendim. Ben şöyle karşı mutfağa geçeyim. Sütüm kaynadı. Evet. Kaynama derecesine ulaştıktan sonra nişastamı attım, bağlayıcımı gerçekleştirdim ve onunla birlikte lezzet versin diye limon rendeledim. Fesleğenimle koydum. Şu anda artık ocaktan tatlımı alabilirim. Tamam. Fesleğenli muhallebi artık ocaktan alındı. Bardaklarıma rahat bir şekilde koyabilmek için ölçü kabına... koyacağız ve biraz dolapta mı bekleyecekler? Evet, biraz dolaba alacağım. Bir tamam. Kat koyacağım. Sonrasında hatta nasıl yapalım? Burada. Helvamız burada şefim. Biraz helvamızı ezebiliriz. Tabii ki. Helvayı da muhallebi de. Evet. Değerlendiriyoruz. Birlikte. Alt taban oluşturabiliriz, evet. Bunu böyle alayım. Sürpriz malzememizi sevdiniz mi şefim? Beğendim. Çok beğendiniz mi? Çok beğendim. Sürpriz malzeme süreye dahil mi sürpriz malzeme? Efendim şefim? Süreye dahil mi sürpriz malzeme? Evet. Hem süreye dahil. Ekstradan 5 dakikanızı alırım ama. Ekstra. 15 dakikamız var. Ben daha hazır değilim. Daha ben hazır değilim. Alt tabanımı helva ile yaptım. Evet, tabanına helva oluşturduk. Şimdi fesleğenli muhallebimiz için yarıya kadar koyacağım. Sonra biraz donmasını bekleyeceğim. Hı hı. Biraz donduktan sonra buraya bir çilek katmanı yapacağım. Hı hı. Evet. Ne güzel koktu fesleğenli muhallebimizin şu anda malzeme listesi de ekranlarınızda sevgili seyirciler. Malzemeleri bir yere not etmeniz ya da fotoğraf çekmeniz önemli rica olunur. Değil mi şefim? Kesinlikle. Bir tabak daha alayım. Nasıl bir şey istersiniz? Çileklerimi alacağım oradan. Gel şunun içine atabilirim. Vereyim tamam. Mi? Tamam yok şunun tamam. İçine atabilirim. Esmer şekere limon suyu döktünüz. Portakal suyu. Pardon portakal suyu. Ben şöyle limonu görünce direkt aklıma limon geldi. Biraz içinde bekleyebilirler şimdi. Onları evet. Beklerken... Bunlar birer teknik değil mi şefim? Ya tabii ki mutfaktaki aslında yaptığımız her şey teknik. Yani bir yemeğin içerisinde en az 3-4 tekniği görebiliyoruz baktığımız evet. Zaman. Yani şu anda tavada yaptığım pişirme, fırına attığım pişirme, ocak üzerindeki pişirme bunların hepsi aslında mutfak teriminde bir teknik olarak geçiyor. Evet. Peki karnıyarık için etimizi ne zaman hazırlayacağız? Bonfile... Kolay piştiği için onun zaten 3-4 dakikada ben pişirmesini sağlayacağım. Şu anda doğramasını gerçekleştireceğim. Hı hı. Doğramadan önce biberlerimle soğan, sarımsağı birazcık zeytinyağı ile kavuracağım. Evet. Sonra kuşbaşı ya da biraz daha küçüğünü doğramış olduğum etlerimi kızgın tavama bırakacağım. Özellikle etlerde kızgın tavayı tercih ediyoruz. Çünkü orada bir mühürleme istiyoruz. Evet. Hatta ben bonfile değil de diğer böyle but kısmı etim olsaydı öncelikle etimi tavaya atmaya tercih ederim. Çünkü soğan orada bir sulandırma işlemi gerçekleştirebilir. Kızgın tavaya attığımda mühürleme gerçekleştiğinde diğer malzemelerimi karıştırıp pişirmeyi tamamlayacağım. Evet. Peki şimdi sırada ne var? Tabii ondan önce patlıcanlarımı açmak istiyorum ben.
Evet şefim. Siz patlıcanları açarken Sinem şefime bir soralım. Şu evet. anda bal kabaklarını rondodan geçirdiniz. Püre hale getirdim. Evet. Şimdi hazırladığım peynirli içi ekleyeceğim. Ve sonrasında da dediğim gibi bir gün önceden bekletebilirler dolapta isterlerse. Ben bugün zamanlı sınırlı olduğu için biraz ılık kullanacağım ama soğuk kullanmalarında fayda var. Evet. Katlama yöntemiyle ekleyeceğim içine. Yani böyle hızlı hızlı karıştırmayacağım, nazik davranacağım burada. Bu önemli bir detay değil mi? Evet, alttan üste doğru. Şu şekilde, şu hareketle katlayarak biraz iri bırakabilirler bu arada içine bal kabakların. Arada dediğim gibi sürpriz ağızlarına gelsin lezzet diye. Evet. Şimdi açalım şurayı. Şu şekilde alttan üste doğru biraz böyle sıvı olacak. Daha sonra içindeki o zaten yumurta ve peynir onu pişirecek. Katlama yöntemi bu. Katlama yöntemiyle böyle, evet. Hadi birden karıştırmıyoruz. Evet, bu önemli alttan bir şey üstte, değil mi? Alttan üstte, evet. Bir yapın bakalım, yapacak mısın? Ben yapayım mı? Deneyim dediniz zannettim de. Hadi bakayım dedim. Sizin nasıl yemekle? Ben seviyorum. Sizlerden öğrendiğim yemekleri de evimde uyguluyorum. Harikasınız. Bu program i̇şte güzel oldu benim. Olunca karşı sorular da gelebiliyor orada. Evet evet, hazırlıksız yapalım. Yok, ben de evimde yapmaya çalışıyorum tabii, sizler kadar olamayız ama herkes aslında kendi mutfağının şefidir değil mi? Evet, iyi yemek yapmak da kendi mutfağınızda başlar bu arada. Evet. O yüzden herkese söylüyorum, lütfen yemek yapmaktan korkmayın. Belki biz şefler birazcık da korkutmuş olabiliriz sizleri ve ekran başındakileri. O yüzden diyorum ki gerçekten başlayın, iyi yemek kendi mutfağınızdan çıkacaktır. Evet. Ki, eliniz değsin yemeğe, ne olduğunu bilin. Şimdi fırına giriyor, 160 derecelik bir fırında 40 dakika kadar pişecek. Ve daha sonra da güzelce onları kurutulmuş portakal kabuklarıyla servis edeceğiz. Oo, o zaman cheesecake'imiz fırına doğru evet, gidiyor. Evet, şimdi fırına doğru gitsin. Ve biz somonumuzu, kuskusumuzu haşlıyoruz. Evet. Daha sonra bir sürpriz tatlımızı yapalım helvayla. Tamam, çileğimizi. Bekliyoruz. Evet. Evet, Levent şefim. Ben özellikle patlıcanların sapıyla birlikte kullanılması taraftarıyım. Eğer tabii yemekte hani girebiliyorsa. Çünkü farklı bir aroma veriyor. Orada aromayı bünyesinde hapsediyor ve aynı zamanda B grubu vitamini yönünden de zengin. Kullanma taraftarıyım. Eğer kullanabiliyorsak yemeklerde. Güzel. Saplarıyla beraber evet. kullanalım. Hem de ziyan etmemiş oluyoruz. Evet. Aslında sıfır atık mutfaklar da çok artık bilinçli mutfaklar. Evet, gelen şeflerimiz hep buna vurgu yapıyorlar. Evet. Sıfır atık, sıfır atık, sıfır atık. Sıfır atık, kesinlikle. Gerçekten. Yani şimdi şeflerimiz domates soyuyor, kabuğuna kadar kullanıyor. Evet, evet. Çok güzel. Haşlayıp evet. daha sonra başka bir şeyin içinde kullanıyoruz diyenler de oldu. Evet. Benim çilekli helva tarifim gelsin o zaman. Tamam. Şimdi Sinem şefimizden çilekli helva tarifi geliyor. Çıkmış da. Sayenizde güzel bir tarif çıkartmış olduk. Belki de evet. Tabii ki. Bir güvece ihtiyacım var aslında. Güveç gibi bir ben getireyim. Hemen getiriyorum şefim. Burada var. Evet. Orada var. Hemen bir porsiyonluk yapalım şöyle. Fırına vereceğiz helvayı. Özellikle balıktan sonra hep restoranlarda evet. helva verirler değil mi? Menümüzde sıcak helva. Oldu. Hatta şefimin de dediği gibi gerçekten balığın arkasından bir helva gelmesinin de işte o tahin ve şekerle ilgili güzel bir bağlantısı var. Ne yapıyorum? Normalde fırın helva için tarif şudur. Şuradan bölelim biz birazcık. 10 dakikamız varmış bu arada. Evet. Tamam. Biraz suyla ve limonla açacağız. Ve sonrasında çilekleri de içine ekleyip şöyle bir porsiyonluk göstermiş olalım seyircilerimize. Tamam. Onlar istedikleri kadar porsiyonlayabilirler. Evet. Bekliyoruz. Şöyle biraz limon sıkalım. 10 dakika kalınca şefleriniz böyle sıkabiliyorlar limonu. Olsun şefim. Biz her türlü kabul ediyoruz. Yemek için sabırsızlanıyoruz çünkü. Biz bizeyiz zaten burada. Biz bizeyiz, aynen öyle. Biz biraz biz bize takılıyoruz. Biz bize takılıyoruz. Evet. Ekleyeceğiz ve açacağız. Bir boza kıvamına getireceğiz. Şuradan bir çatal alayım. Hemen böyle pratik. Evet. 5 dakikada yapabilecekleri bir tatlı çıkmış oldu seyircilerimize. Şu anda Sinem şefim sanal marketin vermiş olduğu helvayı çok güzel bir şekilde değerlendiriyor. Balık menümüze de yakışıyor. Evet. Değil mi? Evet, çok yakışacak gerçekten. Suyla ve limonla açıyoruz. Suyla ve limonla açıyoruz. Sonra çilekleri de ekleyeceğiz. Çilek gerçekten yakışacak içine.
Çilekle hiç denemedim. Böyle sade yedim ama sıcak böyle güveçte. Bu arada sizin çilekler mevsimde dondurulmuş çilekler anladığım kadarıyla. Evet. Şu an mevsim çilek mevsimi değil ama siz de böyle difrizinizi atarsanız mevsiminde kullanmış olursunuz. Evet. Bunu da belirtelim. Vişne de özellikle. Evet. Ben çıkarıp çıkarıp yiyorum ya, dayanamıyorum. Donuk yiyecekler aslında daha fazla hayatımıza girmesi gerekiyor gibi. Mevsimde tüketemiyorsak. Değil mi? Evet. Evet. Yani dalından koparıldığı anda keşke onu dondurabilsek de hakikaten. Belki bir hafta sonra bile tüketsek ama yine de donuk olarak karşımıza çıksa daha fazla tazeliğini koruyacak diye düşünüyorum ben. Ben de aynı şeyi düşünüyorum şefim. Evet Levent şefim. Siz iç harcınızı yapıyorsunuz değil mi? Ben artık şimdi etime geçeceğim artık. Biberimi, sarımsağımı, soğanımı kavuracağım. Evet. Etleri biraz tavada çevirdikten sonra değil mi patlıcanlarla buluşacaklar iç harcımız. Evet, patlıcanın üzerine. Biz de şöyle en son bir fesleğen yaprağı ekleriz çünkü fesleğenimiz var. Bolçlikli yapabiliriz. Fırınımızda zaten cheesecake'imiz vardı. Hemen fırına atalım. Balıktan tamam. Sonra. Balığı attıktan sonra atalım biraz ılık çıksın. Böyle tamam. Kenara atalım. Şimdi fırına balığımı da veriyorum ve tamam. Sonra kuskusunu işlemeye evet. Başlıyoruz. Süremiz azalıyor. Bu süre içerisinde bakalım. İzleyicilerimiz ne gibi tarifler öğrenecekler sizden? Evet şimdi bunu süzeceğim. 7 dakikamız varmış. Tamam. Bilmiyoruz. Olacak mı? Levent şefim. Olacak. Tatlım sormadı ya. Tatlımızı ne yapalım? Dolaba bırakalım mı? Dolaba koyabiliriz. Evet. Şu şekilde yapalım ki kolay şekil alsın. Bu da bir püf noktası. Aa bir dakika. Ha bunu kaçırmayalım. Şu şekilde yaparsanız sularınızın tam şeklini alacaktır. Daha sonra. Evet. Şöyle koyalım. Somonumuzu atalım. 5 dakika vereceğim somon için. Bu arada kuskusunu hazırlayacağım. Çok güzel bir marine oldu. Tabii ki bu sosu biraz böyle üstüne dökmek istiyorum. Sostan kaçmayalım. Kenara atalım. Şimdi akmasınlar. Ben bir yandan şöyle böyle yapalım. Niye panik oluyorsam değil mi? Evet. Veriyorum. Yaklaşık bir 5 dakika sonra alacağız somonumuzu. Cheesecake de şu anda fırında. Evet. Sunum da sizlerle olacak efendim. Bu evet, iki lezzet. Birazcık toparlayalım ve sonra vinaigre sosumuzu geçelim. Hemen salata ve domatesi de çünkü doğrayacağız ama ilk önce tabii ki kuskusumuzu bir süzelim. Evet. Levent şefime ben bir bakayım. Evet şefim. Patlıcanlarımızı közledik. Şu anda etimi de sıcak sıcak servis etmek için son ana bıraktım ben. Şimdi etlerimi atacağım. Etlerimi attıktan sonra biraz tereyağı vereceğim tavama. Sarımsağı atacağım. Tavamı lezzetlendireceğim. Etleri koyacağım yüzünü tereyağına yatıracağım ve patlıcanımı da en son lezzetini vermiş olacağım. Aa çok değişik. 5 dakika yeterli mi bunun için şefim? Tabii ki yeterli. Yeterliymiş. Yeterli. Dakikalar konuşuyordu. Evet aslında bu zaten bir yarışma değil. Sadece 45 dakika içerisinde neler yapılabildiğini ekran başında bizi izleyenlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ben bu arada attım. Evet. Biraz zeytinyağında. Ona ne ekleyeceğim? En son böyle taze fesleğenle kapere ekleyeceğim. Ama şimdi helvamı da atayım fırına. Evet. Bütün ve lezzetler sonra... şu an fırında değil mi? Evet. Bütün lezzetler fırında. Süper. Portakal vinaigret sos içinde portakal suyunu sıkacağım. Biraz limon ve zeytinyağı ile karıştıracağım. Daha sonrasında domates ve salatalıkla servis edeceğim. Çok güzel. Aslında sizin işiniz neredeyse bitti. Gibi gibi. Gibi. Benim de bitti. Sizin de bitti evet. Şimdi ne yapıyorsunuz şefim? Şimdi birazdan tereyağını erittikten sonra sarımsağımı atacağım. Tavamı lezzetlendireceğim. Onlar oraya sığamadılar. Sığamadı. Birbirlerini istemiyor gibiler. Bu şekilde dursun şimdilik. Evet. Bugün Levent şefim bizlere közlenmiş karnıyarık ve fesleğenli muhallebi hazırlıyor.
Dakikalar sonra sunum masasında olacak bu lezzetler. Değil mi? Evet. Sinem şefim de bal kabaklı cheesecake yapıyor ve fırında kuskuslu somon. Sunum için sürpriz buradaki tabaklarımızdan mı yapıyor aynı zamanda iki çeşit. Efendim şefim? Sunum için buradaki tabaklarımızdan mı? Tabii ki sunum için bu şık şık kıdım tabaklarımızı kullanabilirsiniz. Böyle son dakikalarda ortalık karışıyor bizim. Hiç bu kadar böyle bir süre içerisinde yemek yapmak durumunda olduğunuz mu Sinem? Aslında canlı yayında önemli tabii ki ama çok önceden planladığım için canlı yayında da süreyle çalışıyorum. Tamam. Olur. Buraya sığmadı zaten. Olur. Demiştim az önce tavalar birbirlerini istemiyorlar demiştik. Evet. Olabilir. İlk defa bu kadar hani bir hafif bir plan demeyeyim de evet ilk defa böyle bir formattayım. Çünkü canlı yayında da zaman çok önemli ama burada daha farklı evet. Evet. Ve son 2 dakika 20 saniye görüyorum şu anda ekranda. Evet Levent şefim. Tereyağımı eritebilirsem düşürmeyi. Ben tutabilirim tavayı sizin için isterseniz. Şu anda böyle dakikalar kalınca değil mi? Evet. Evet başka bir mutfakta çalışmak zor. Kesinlikle. Bana da sorabilirsiniz yani 45 dakikada hiç yaptınız mı diye. Evet yaptınız mı? Yok ben yapmadım. Hatta şimdi derslerimizde özellikle uzun süreli pişirme tekniklerine gidiyoruz. Hani öğrencilerimiz tam detayıyla görsün diye. 2 saatten aşağı yemeğimiz çıkmaz dedik. En az 2 saatte pişirme gerçekleştiririz. Şimdi 45 dakika deyince de birazcık burada daralır. Dilerseniz son dakikalara doğru ilerlerken patlıcanları bir görelim. Şimdi tamam. Etim de benim hazır şu anda. Ben buraya alıyorum. Etimiz hazır. Biraz da etime lezzet vermek için yine son tereyağı atacağım. Evet. Tereyağı ayrı bir lezzet katacak. Kesinlikle. Biraz kuşbaşı doğradınız eti. Değil mi? Biraz kıyma evet. Halinde büyük olmasını istedim evet. Biraz böyle diri kalsın. Bu da sarımsağımı değişik bir attım. Karnıyarık çeşidi. Sarımsakla tereyağı. Tamam lezzetlendiriyorum. Evet. Bu arada son 30 saniyeye doğru ilerliyoruz. Ben o zaman şuraya geleyim. Her zamanki yerime. Beni uyandırın dediğimiz yerine. Geçeyim. Ve bekleyeyim. Hadi bakalım. Evet. Böyle biraz estetik verebiliyor musunuz acaba falan? Ek süre isteyebiliyor musunuz? Sarımın portakal gibi ek süre de geliyor mu? Evet. Şu anda patlıcanları tereyağda. Patlıcanım benim hazır. Evet. Çeviriyorum. Şimdi 5, 4, 3, 2, 1 ve süremiz bitti. Evet. Nasılsınız? Hiçbir şey hazır değil. Demek ki biz bir yarışma programına katılamazsınız. Harikasınız. O zaman ne yapalım biz sevgili seyirciler? Sunumda görüşelim. Yeri, son nokta, son tabaklar ve sunum sofrası. Şeflerimizin ellerine sağlık, her şey çok güzel görünüyor. Özellikle tablo zannetmeyin. Bu aslında bir cheesecake hem de bal kabaklı. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Biraz mutfağı dağıttık, dağınık bıraktık telaşımızı. Evet. Mazur görün. Burası mutfak değil mi şeflerim? Her an dağılabilir. Evet. Stüdyoda evet. Olsa. Biraz uzun süreli yemekleri tercih etmişsin. Evet olsun. Sonuna kadar süremizi kullandık. Evet. 1-2 dakikada bunları hazırlama süresi oldu ve sizlerle beraberiz. Evet şefim dilerseniz siz tadıma geçin. Sinem şefim de neler yaptığını bize bugün anlatsın. Somon mis gibi kokuyor. Evet. Somonu soya sosu, sarımsak ve zencefile marine ettik. Sonrasında altına kuskus
kapari ve fesleğenle bir zeytinyağında kavurduk. En son fesleğenleri en son atalım ki böyle biraz yeşil kalsın. Evet. Daha sonra da ikisini uyumlu yaptık. Hemen burada böyle bize hediye gelen ürünler vardı. Onunla da portakal vinaigret yaptık. Portakal vinaigrette de portakal suyunu aslında limon suyu yerine kullanıyoruz ve zeytinyağıyla karıştırıp hatta çilekleri de kattım ben bugün buna. Böyle güzel bir fresh salata oldu. Evet. Şey harika pişmiş. Afiyet olsun. Elinize evet, sağlık. 5 dakika verdik ona pişmesi için. 5-10 dakika. Cheesecake var, bal kabaklı cheesecake. Cheesecake'i şu anda ben bozmayayım. Yok tabii ki bozabilirsiniz. Sen şimdi. Fotoğraflarını falan çektik biz, onu hallettik. Bozabiliriz. O zaman evet. Böyle bal kabak püresiyle yaptığımız bir bal kabak tatlısı cheesecake bu. Biraz böyle daha hafif diğerlerine göre. Labne peyniriyle yoğurdu karıştırdık. Biraz içine nişasta ve pudra, normal şeker kattık. Daha sonra da altına bisküvili bir taban. İçine de bal kabağı püresini katıp 40 dakika fırına vermiş olduk. Bonusunuzdan çıkan helva. Evet, evet. Sanal marketten çıkan balık ürünle de güzel bir balık helva menüsü var orada. Evet. Evet. Fırın helva var. Özellikle çilekli balık menülerinde aslında tercih ediyoruz helvayı. Güzel oldu. Çok ürünler evet, gerçekten yerini buldu. Evet. Evet. Çok karıştırmadı menülerinizi. Evet. Gayet şık bir sunum oldu. Evet. Ellerine sağlık Sinem Şef'im. Afiyet olsun. Harika. Şefim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi Sinem Şef'im de sıra. Tadım evet, yapacak. Levent Şef'im de anlatacak neler yaptığını. Buyurun. Evet, patlıcanla başlayalım. Evet, karnıyarığımızı biraz farklı bir versiyonla sunduk. Közledim ben. Hı-hı. Öncesinde ocakta bir is verdim, onun lezzetini verdim. Daha sonra fırına attım. Üzerine de etimizi lezzetlendirerek sarımsak, soğan ve biberle birlikte tavada soteledim. Ve üzerine de domates sos yaptım ve sunumunu gerçekleştirdim. Gerçekten köz patlıcan çok yakışmış bu yemeğe. Harika. Afiyet olsun. Sostan gelen böyle sarımsak ve fesleğen de alttan çok güzel geliyor. Sarımsağı mesela ben domates sosu özellikle kavurmadan ziyade pişen domatesin içine atmayı daha çok ev usulü baktığınız zaman daha lezzetini daha fazla katılıyorum veriyor. Ve sapını da kullandık yine burada. Hem şekil olarak evet, hem de aroma versin diye. Evet, bozulmasın evet, diye. Sunum da çok güzel. Gerçekten o sarımsak ve fesleğen, köz patlıcan et harika olmuş. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Burada da fesleğenli. Fesleğenli muhallebimiz var. 1 litre sütümüze 50 gram nişasta, 190 gram şeker verdik. Nişasta ile birlikte bir yumurta sarısı attık. Biraz da limon rendeledim ben. Gayet hafif, güzel bir tatlı. Çok hafif, çok güzel. Evet, çok hafif. Çilek çok yakışmış. Yakışmış. Afiyet olsun. Sağlık. Efendim şeflerim, sizleri burada tekrar ağırlamak isteriz ilerleyen günlerde. İnşallah. Yeni yeni tariflerle bizlerle olun inşallah. Biz teşekkür ederiz davetiniz için. İnşallah başka programlarda da birlikte oluruz. İnşallah. Efendim şimdi birazdan Instagram'da Yemek Bahane TV 360'da bu yemeklerimizin hem fotoğraflarını hem de malzeme listesini göreceksiniz. Oradan kaçırdıysanız, yazamadıysanız görebilirsiniz efendim. Bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu hoşça kalın. Kalın. Yemek